Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Evet, kupona uygun olan oyunları değerlendirip diyeyim videonun ikinci başı bu aslında. Şimdi birazdan anlayacaksınız ne demek istediğimi. Aslında bir girişi var ama oyun video çok uzun sürdüğü için 3'e bölmek zorunda kaldım. Hani onu tek parça atsaydım kesinlikle çok ağır küfürler yerdim. Yani kimse o kadar uzun süre seyretmez. Ben bile seyretmem kendimi belki de. O kadar uzun süre ben ya da kendimi niye seyredeyim ayrıca. Neyse. Saat 2'ye doğru 2'yi geçti, saçmalıyorum. Dediğim gibi umarım beğenirsiniz dostlar videoları. Uzun uzadıya belki biraz konuştum. Fazla gevezelik yaptım ama en ince ayrıntısına kadar değerlendirmeye çalıştım. Sizler için listede olmayan oyunlar, indirime girmeyen oyunlar, sizin belki de karşılaşmadığınız oyunlar bile var şeyde, videolarda. Hepsine tek tek değinmeye çalıştım dostlar. Umarım videolar hoşunuza gider. Videolarla sizi baş başa bırakıyorum bu bilgilendirmeden sonra. Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Rauf ben. Evet, Epic Games'e kupon kullanımına uygun oyunların olduğu bir videoyla karşınızdayım. Daha önceki videolarda söylemiştim, kupon kullanımına uygun oyunlara böyle geniş olarak geniş bakacağımız bir video yapacağımı söylemiştim ama bu kadar çok olduğunu düşünmüyordum. Çünkü normalde indirimlere girdiğiniz zaman yanında bir seçenek var biliyorsunuz. 79 TL üzerindeki oyunları göster diye. Ona tıkladığınız zaman iki sayfa bir şey çıkıyor. Ama daha fazlası var çünkü bazı oyunların kupon kullanımına uygun mu değil mi diye içine girmeniz gerekiyor. İçindeki işte sezon pası beraber olan içerikleri, seçenekleri yani değişik sürümleri falan kupon kullanımına uygun ama baktığınızda ana fiyat uygun değil. Onun için Epic Games'e uyarsanız eğer biraz ters köşeye yatmış oluyorsunuz. Bunu da ortadan kaldırmak için ben bu videoyu hazırlıyorum diyebiliriz. Ben en iyi seçenekleri yine seçtim ama yukarıdaki pencereleri görüyorsunuz. En iyi seçenekler bile bu kadar çok. Onun için çok uzatmamaya çalışacağım girişi. Bunun bir yarısı kadar filan da ayıkladım. Yani yukarıdaki pencere sayısının yarısı kadar da ayıkladım. Bu ayıkladıklarım değmeyeceğini düşündüm. Ya da işte çok hakim olmadığım Kingdom Hearts gibi oyunlar mesela işte. Onları biliyorsunuz zaten listede gözüküyor. Onun gibi oyunları eledim. Evet. Ücretsiz oyunla başlayalım. The Vanishing of Ethan Carter oyununu verdi. Berke'nin dostlarımızdan biri. Berke bir sızıntı listesi paylaşmıştı. Shift Delete'de de gösterilmiş. Güya bugün şey verilecekti. O sızıntıya göre Undertale verilecekti. Ama hani o liste patlak bir liste olduğu en sonda Days Gone yazmışlar. Oradan belliydi. Yani Days Gone'ın verilebileceğini, ücretsiz verileceğini şu aralarda en azından pek düşünmüyorum. Zaten hani pek Sony oyunlarının ücretsiz verildiğini de pek görmedik. Onun için de o da bir ihtimal dahilinde değil. Hani olsaydı da bir Sony oyunu ücretsiz verseydi Horizon Zero Dawn olabilirdi belki. Days Gone değil de. Daha önce ilk çıkan oyun mesela. Neyse. Evet, Vanishing of Ethan Carter bir keşif oyunu. Güzel bir oyun. Kısa bir süren bir oyun. Ama keşif oyunları genelde güzeldir. Ve yarının yani bugünün ya da ben videoyu paylaştığım zaman da gözüken simge burada görüyorsunuz. Kılıç, iki tane kılıç üstünde de bir kalkan var. Acaba nedir? Bir aksiyon oyunu olabilir mi? Diye düşündüm. Bir strateji de oyunu olabilir. Bir Souls-like oyunu da olabilir. Umarım Mortal Shell değildir. Bakalım göreceğiz. Tahminleri yorumlarda bekliyorum dostlar. Evet, hepsini kapatarak gideceğim. Çünkü bilgisayarım çok zorlamaya başladı. Bu kadar pencere. Böyle açılıyor. Evet. İndirimlerin en şaheser oyunu Yoku ile başlıyoruz. Şaka şaka. Onunla başlıyoruz. Evet, Humankind. İndirime girmeyen bir oyun. Dediğim gibi zorlanıyor oyun. Zorlanıyor bilgisayar. Humankind indirime giren bir oyun değil. Zaten ben tavsiye etmiş için koymadım. Kupon kullanımına uygun normalde. İşte 239 TL, hatta 200, yuvarlayalım. 240 TL'ye alabiliyorsunuz. Ama almayın. Game Pass'te var. Bunu hatırlatmak için koydum ben. Game Pass belki haberi olmayan arkadaşlar vardır. Humankind oynamak isteyenler varsa Game Pass içeriğinde var arkadaşlar. Game Pass içeriğindeki oyunları da böyle hatırlatacağım.
Evet, dediğim gibi biraz zorlanıyor bilgisayar bu kadar pencereden dolayı. Evet, Marvel's Guardians of the Galaxy oyunu da kupon kullanımına uygun arkadaşlar. Videoyu da kapatalım ki zorlanmasın. O da hatta yeni bir oyun olmasına rağmen ne zamanmış? 10. ayın sonu, hatta yani neredeyse 1,5 aylık bir oyun olmasına rağmen hem indirime girmiş hem de kupon kullanımı da uygun hale gelmiş. İndirimle beraber tabii ki. Yani indirim olmasa da kupon olur da yani biraz saçma bir cümle oldu. Neyse. Sallamayın. 240 TL ne oluyor? 180 TL'ye inmiş oluyor. 180 TL'de hesaplarsak neredeyse %50'lik bir indirim. Yani bu yeni bir oyunun %50 indirime girmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Şimdi evet, güzel bir oyun. Ben beğendim bayağı. Ama çok fazla incelemedim, çok fazla da izlemedim videolarını. Benim önceki videolarımı bilenler bilir, ben oynamayı düşünüyorsam, yani oynayacağımı düşündüğüm oyunları daha doğrusu, izlemeyi sevmiyorum. Onun için de pek izlemedim bu oyunu. Ama hani şu indirimde alabilir miyim onu bilmiyorum. Çünkü geçmişten biriken oyunlar var, işte Death Stranding, Days Gone, işte birkaç tane daha, şu an listem 3 tane var sepette oyun. 2 tane daha aldım bu arada ben. Genelde indirim başında oyun almam. Nedenini söyleyeceğim. Death Stranding, hani ücretsiz verileceğini pek bilmiyorum, düşünmüyorum. Onun için aldım. İkinci aldığım oyun da Metro'ydu. Metro'nun normal versiyonu Gold versiyonundan daha pahalı. Yani Gold versiyonu daha ucuz. Birazdan geleceğiz zaten. Onu da hani fiyat değişir meyişir filan. 5 TL 5 TL'dir diye onu da öyle aldım. Zaten fiyat değişirse 5 TL'den daha fazla. Neyse. Evet. Böyle biraz bekleyeceğiz her şeyde. Diğer sekmeleri kapatana kadar. Evet. Çok çok yeni bir oyun. Ama çok beğenilmemiş bir oyun. Battlefield. Battlefield'in son versiyonu, son oyunu. 2042 oyunu. %34 indirimde. Şu anda hatta 280 desek 220-217 TL'ye inmiş oluyor. Kuponda kullanırsanız. Yani ben böyle çok yeni çıkmış oyunları genelde, benim yorumumu belki beni tanıyanlar bilir. Hani çok tutulmamışsa bu kadar yeni bir oyunun indirime girmesi zaten hani normal bir şey değil bence. Ya çok kötüdür oyun ya da çok tutulmamıştır. Onun için bir pazarlama stratejisi olarak Electronic Arts çıkıyor, bunu yapıyor. İndirime sokuyorlar. Onun için hani çok ilgimi çeken bir oyun değil zaten Battlefield, ama almak isteyenler vardır. Güzel bir fiyata inmiş oluyor. Hatta evet, bu da neredeyse yarı fiyatına inmiş oluyor gibi bir şey oluyor. Battlefield 40. Yani Battlefield ismini böyle bok ediyorlar. O da hoş olmuyor. Bu arada bu sekmelerin hepsini ben açmıştım normalde. Diyorum ya, zorlandığı için bu kadar sekmeden sonra RAM kalmadı açıkçası. Umarım videoda takıla takıla kaydetmiyordur. Sonic Colors Ultimate, Sonic'in son versiyonu 277 TL'ye inmiş. Yine Battlefield gibi aynı fiyat aralıklarında 240 kuponda kullandığım zaman... Çok pardon, 237 TL inmiş oluyor. 237,5. Evet, Sonic'i çok seviyoruz ama Sonic büyük bir marka. Sega'da çok bonkör bir firma değil. Evet, ücretsiz oyunları vardı. Ama yani çok böyle tarihte takılı kalmış oyunlarını falan böyle şey yaptılar. Güzel oyunlarını ücretsiz verdiler ama çok eski oyunlar. Yani. Evet, Sonic 2 boyutlu, 3 boyutlu, artık 5 boyutlu, 10 boyutlu her bir versiyonun olduğu bir oyun. Ultimate versiyon olarak, gerçi kendileri uydurmuşlar. Ultimate'in dijital deluxe'u var bir de, garip. Yine de böyle bir şey var, bildim. Yani onun için koydum. Football Manager yine indirime girmemiş bir oyun. Humankind gibi, bunu da söylemek istedim. Hani bu kadar para vermektense Game Pass'ten oynamayı düşünün arkadaşlar. Game Pass'te 2022 var. 2021'i çok yakın bir zamanda ücretsiz verdi biliyorsunuz. Şeyde de, Prime'da da verilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Şey, hatta Prime'da verilen buradaki versiyonu galiba. Öyle karıştı biraz. Ya benim kütüphanemde gördüm, almışım. Niye almışım ben de bilmiyorum. Yani oynadığım bir oyun değil ama.
Game Pass'te var arkadaşlar. Evet, Dana'nın kuyruğunun koptuğu da ya da Dana'nın zırt dediği yer mi? Neydi o laf? Öyle oraya geldik arkadaşlar. Eğer ki hani mafya almadıysanız bu zamana kadar bu size tavsiyemi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Aldıysanız da iade edebilirsiniz ya da etmezsiniz. Size kalmış bir şey tabii ki. Şimdi şuradaki fiyata dikkatinizi çekeceğim. 187 lira ne oluyor kupon kullandığımızda? 127 TL oluyor. Mafya 1 ne kadar? Diğerlerine tıklayayım da açılsın. Mafya 1 de 129 TL gibi bir şeydi. Evet, 129,5'muş. Kupon kullandığımızda ne oluyor? Bunu 130 diyelim. 70. Diğer oyunlar 16 TL. Yuvarlak hesap düşünelim. İkisinin toplamı 32 TL. 70'in üstüne eklesek ne etti? 102 TL etti. Yanlış toplamıyorum umarım. 102 TL. Burası ne etmişti? 127 TL. Yani 25 TL'lik bir fark var. Niye var? Hiç anlamsız bir fark. Yani bunun üçünü bir arada almanız dışında hiçbir şeyi yok. Esprisi yok. Bu bir paket. Üç oyunu birden almış oluyorsunuz. Ama ne gerek var? 25 TL'lik bir fark var. Çok saçma sapan bir fiyat farkı var arkadaşlar. Eğer almadıysanız, almayı düşünüyorsanız tek tek alın. Ben tek tek almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü 25 TL'lik bir fark oluyor. 129, 130 TL, 70 TL'ye düşüyor burası. 16, 16, 32 daha 102 TL'ye gelmiş oluyor mafyalar. Umarım almamış arkadaşlar için bir fırsat yaratmış oluruz. Ya şunlara ben tıklayayım. Harbiden problem de oluyor. Şimdi videoyu da geciktiriyoruz. Evet, kapattıkça şeyleri gelecektir diye tahmin ediyorum. Bayağı bir zorlamaya başladı oyun çünkü. Evet, Necrom'un da Hired Gun. Hired Gun olarak da normal geçiyor. Yani Doomvari bir oyun. Güzel. Biraz esinlenilmiş. Farklı bir tema. Hızla oynanan aksiyon oyunu. 142 TL, 82 TL'ye, 82,5 TL'ye inmiş oluyor. Bir seçenek olarak ekledim. Ve ilk cümlesi de çok güzel. Kiralık katil ol. Peki. Olalım. Güzel ama grafikleri falan güzel. Hakkını vermek lazım. Güzel bir oynanışı var. Evet, Tony Hawk Pro Skater 1 ve 2. Yine kullanıma uygun. 84 TL'ye inmiş oluyor. Tony Hawk's deyince Engage geliyor benim aklıma. Daha böyle el konsolları, Switch mi hiç falan yokken ortada eskiden Nokia Engage diye bir telefon vardı. Bu telefonun telefon olarak kullanmak için şey yapılmamıştı ama hani nasıl söyleyeyim, hani telefonu şöyle düz tuttuğu zaman şöyle konuşuluyordu. Yani şöyle telefon gibi konuşulmuyordu. Buradaydı şeyleri. Yani üst tarafındaydı. Yani oyun oynamak için üretilmişti aslında. Telefon olarak kullanılmak için üretilmemişti. Orada oynardım ben Tony Hawk Pro Skater'ı. Oradan aklıma geldi ama geçmişte kaldı benim için biraz. Evet, remastered olarak çok güzel yapılmış. Çok güzel grafikler. Tony Hawk saygı duruşu falan öyle şeyler düşünebiliriz ama 80 TL eder mi? O da kişisel tercihinizdir arkadaşlar. Evet, Drift Breaker. Bu da indirime girmeyen ama kupon kullanımına uygun olan oyunlardan biri. Burada mekalar kullanıyoruz. Bir üs kurma aynı zamanda. Hem de bir aksiyon rol yapma oyunu Rift Breaker arkadaşlar. Evet, Back 4 Blood. Standart sürüm. 150 TL, 90 TL inmiş oluyor. Ancak Game Pass'te var yine. Ben Game Pass'ten oynamanızı tavsiye ederim. Hatta hani deneyimlemek için bile bir Game Pass alıp en azından bir aylık bir deneyin derim. Çünkü hani çok böyle peak yaptı, çok hike yaptı oyun. Çok bayağı yükselttiler oyunu. Biz de yüksek beklentiyle beklemeye başladık. Açıkçası ben hani çıkar çıkmaz ilk gün oynadım. Ön yüklemesini falan da yapmıştım. Ben çok beğenmedim. Tek başıma oynadım belki ama hani yabancılarla oynadım, sonra botlarla oynadım falan. Hani belki arkadaşlarımla oynasaydım belki keyif alabilirdim. Ama yani kendi deneyimim olarak, kendi deneyimimi de arkadaşlara iletince, onlar Game Pass onlarda da var. Açıkçası onlar da pek yüklemek istemediler. Beraber deneyimleyemedik ama indirimde şu an. Başka versiyonları ne varmış?
lüks sürüm. Lüks sürüm. Ultimate sürüm. Yani evet, arada büyük farklar var. Şimdi böyle bir tavsiye etmedikten sonra öteki sürümlere genç bakmanın pek de bir anlamı yok. Evet, Biomutant açıkçası daha iyi bir indirim bekliyordum ben. Almayı düşündüğüm listemde olan bir oyundu. Ama işte fiyat böyle olunca biraz geri planda kaldı. Dediğim gibi geçmişten gelen biriktirdiğim, almayı düşündüğüm oyunlar listem biraz kabarık olduğu için ve o kadar bütçem olmadığı için hani yani alacağım oyunlar şu an bütçemi aşıyor. Onun için aralarından yine elemek zorundayım. Hatta 3 tanesi sepette duruyor şu an. Dostlar. Biomutant da listemde, yani aklımdaki listemde. Yani herhangi bir yere kenara kaydettiğim bir listem yok. Orada o iki oyunlardan biriydi. 150 TL, 60 TL indirimli. 90 TL iniyor. Açıkçası dediğim gibi biraz daha iyi bir indirime girmesini bekliyordum. Çünkü hani bir seneyi de geçmiş. Pardon, bir seneyi geçmedi daha doğru. Çok pardon. Yani çıkalı olmuş ama yine bayağı bir oyun. Farklı bir sürümü de yok. Eklentiler var. Onları ayrıca satın almak gerekiyor. Almak isterseniz, ama çok güzel bir oyun gerçekten. Yani ismindeki gibi mutant özellikleri olan karakterleri yönetiyoruz. Bu değil karakterimiz. Oyunda kendi karakterlerinizi yaratabiliyorsunuz. Onlar da böyle insan hayvan karışımı. İşte hem yakın dövüş, hem silah, hem de mutant özelliklerini kullanıyorsunuz. Bu üçünü birden birleştirmişler. Mükemmel olmuş bence oyun. Tamam, mükemmel ama yani biraz daha insaflı bir fiyat olabilirdi. Yani bu fiyattan da alınabilir ama dediğim gibi ben kendim için söylüyorum. Biraz bütçemi açtığı için daha iyi bir fiyat bekliyordum ama güzel, yani yine de tercih edilebilir. Evet, bunları yine ben şöyle açayım. Bunları biraz önce tek tek bakmıştım hatta. Red Dead Redemption 2 geliyor. Dediğim gibi şöyle ileriye doğru bakın. Yani açtıklarım bazıları duruyor. Bazıları cache'de birikmiş. Açılmayacak herhalde. Bir restart yapayım. Aa, geldi. Tekrar restart yapmadan videosunu göstermiyorum. Videosundan birkaç kere telif yedim ben. Çok, sadece videosunu gösterdiğim için. Red Dead Redemption muhteşem bir oyun. İşte yani bu Red Dead Redemption, Biomutant aynı fiyat. Hangisi eder? Tabii ki Red Dead Redemption eder yani. Çünkü karşılığında verdiği şeyler çok çok daha fazla. Ayrıca bir sanat eseri bence Red Dead Redemption. Gerçek bir sanat eseri. Kesinlikle hani bu parayı da hak eder. Bu parayı almış olan arkadaşlar var geçen indirimlerde, kesinlikle üzülmesinler. Çok güzel fiyata aldılar. Yani evet, burada daha bir düşük bir fırsat çıktı. Ama yani o fiyat da eder mi? Yani bu fiyat olmuş olsaydı eder miydi? Kesinlikle ederdi. Ama daha güzel bir fırsat var şu an. Eğer almamışsanız hala şu an en doğru an arkadaşlar. Bir daha bulamazsınız bak. Bir daha bulamazsınız. Rockstar ki oyunlarına zam yapmayı çok seven bir firma. Steam'deki Mad Max 3 ve L.A. Noire oyunlarını belki görmüşsünüzdür. Bir eski fiyatlarına bakın, bir şimdiki fiyatlarına bakın. Rockstar hatta o zamanlar şey olmuştu. Mad Max ve L.A. Noire'ın DLC'lerini, ekstra içeriklerini normal oyunun içine katıp öyle satmaya başlamıştı. Aa dedim, ulan Allah Allah, Rockstar. Ya da Take-Two diyelim. Rockstar'ın da içinde barındıran firma. Ya dedim, Take-Two böyle şeyler yapmaz. Zaten niye yapmadığını da gösterdi ama o arada alanlar evet güzel bütün içeriklerle beraber almış oldular. Ya da daha önce alanlar, ben daha önce almıştım, o DLC'leri içinde kazanmış olduk. Dedim yani bir bit yeni vardır ve hemen de gördük zaten birkaç hafta sonra. Yine de o arada birkaç hafta geçti yani, ama o süreyi nasıl izin verdi geçmesine Rockstar ya da Take-Two bilemiyorum. Dediğim gibi siz kendiniz bir bakın, eski fiyatlarına da bakın, anlayacaksınız zaten demek istediğimi. Çok üstüne konuşmaya gerek yok, dediğim gibi mükemmel bir fiyat, kaçırmayın kesinlikle almadıysanız eğer. Evet, Control mesela. Bu indirimlerde ki tiki şey yaptığınız zaman gözükmüyor. Çünkü yani şöyle yapmanız lazım, onu da aslında onu da göstereyim.
kendiniz bakmak istersiniz belki. Hani böyle dedim ya, buraya katmadığım oyunlar vardı. Şuna tıkladığınız zaman bütün fırsatları incele dediğinizde şurada bir tik oluyor. Yılbaşı tatili indirimi diye. Ve siz 79 TL üzeri diye tıkladığınız zaman sizin karşınıza iki sayfa getiriyor. Onun için şunu değil, şunu tıklamayacaksınız. Ya da tikini kaldıracaksınız. O zaman işte daha çok seçenek karşınıza geliyor. Gerçi ben birçoğunu burada bahsediyorum zaten. Hani bahsetmediklerim de var. Mesela Crystals'ı koymadım. Ya da Blaster Master'ı koymadım gibi. Onları kendiniz bakabilirsiniz. Kontrolün kendisi 159 TL. Ücretsiz verilmişti. Onu da söyleyeyim. Hatırlatmasını yapalım. Ama Ultimate Edition indirimde ve şeyi de koyduğumuz zaman, kuponu da kullandığımız zaman 44 TL inmiş oluyor. 44,5 TL inmiş oluyor. Ücretsiz almadıysanız, kaçırdıysanız o fırsatları, çok iyi bir fırsat şu an. Genişleme paketlerini de tek tek almanıza yine gerek yok. Sezon bileti var burada. Eğer normal oyunu aldıysanız ücretsiz olarak, o da indirimde 27.60'a 2 tane çıkmış olan sezon, daha doğrusu ne derler? Genişleme paketini alabilirsiniz. Tabii bunlar hikayeden bağımsız. Bağımsız dediğim şöyle, yani yanlış anlaşılmasın. Yani hikaye bittikten sonra iki tane ekstra hikaye sunuyor. Yani hikayeyi genişletmiyor arkadaşlar. Hani bazı genişleme paketleri ana hikayeyi komple genişletir. Bazıları da bu kontroldeki gibi, burada genişleme paketi diyor çünkü. Bu kontroldeki gibi farklı hikayeler sunar. Yine oyunun içinde tabii ki, oyunla alakalı ama. Yani siz ana senaryoyu bitirdikten sonra başlayan paketler gibi düşünün bunu. Kontrolde. Bakılabilir. Evet, Days Gone yine listemde olan, öncelikli olarak olan oyunlardan biri. Şu anki listemde o var. Hatta listem diyorum, göstereyim listemi. Days Gone, Kingdom, Amalur: Reckoning. Bu çok çok önceden, çok almak istediğim bir oyundu. Normal sürümü şeyleri değil. Umarım bunu da koymuşumdur. Burada söyleyeyim, koymamış olma ihtimaline karşı. Fate Edition'ı aldığınız zaman normal oyundan daha ucuza geliyor. Onu ekledim. Tabii bu belli değil şu an bunlar. Bir de Kena'yı kesin almak istiyordum zaten. Çıktığında da almak istiyordum. O zaman fırsatım olmamıştı. Yani şu ikisi kesin de, hani Fate Edition, King Amalur: Reckoning daha belli değil. Evet, Days Gone'da 60 TL'ye indirim uyguladığınızda 107 TL gelmiş oluyor. Ve 107 TL inince 150'den bayağı da aşağıda bir fiyatta inmiş oluyor. Days Gone gerçekten çok çok güzel bir oyun. Çok da oynamak istediğim bir oyun. Çok çok merak ettiğim bir oyun. Hani öyle kaldım. Bir şey diyecektim. Serisi gelir mi bilmiyorum ama hani ben kendimi ayırabilirim. O kadar çok oynamak istiyorum. Böyle aralıksız oynamak istiyorum açıkçası. Belki hani bir kere bitir, bir kere de sizin için yayınlarım belki, bilmiyorum. Zaten çok fazla yayınlandığı için hani kanala serisi gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Biraz bu oyun için ne derler, kendime ayırabilirim. Biraz kelimeyi bulamadım. Saatte geç oldu, uykumda geldi. Saatlerdir bunun için uğraşıyorum. Bir de çok bilgisayar takılınca da. Evet, Expedition Rome. Yine kupon kullanımına uygun. 108 TL'ye iniyor. Yeni bir... Oh pardon, bu çıkmamış. Ön sipariş. Çok çok pardon. Çok pardon. Evet, bunu geçelim. Böyle bahsetmedim diye farz edip ben onun ön sipariş olduğunu görmemişim. Ön siparişleri kullanamıyoruz. Ön siparişlerde kuponları kullanamıyoruz arkadaşlar. Evet, Neo 2 The Complete Edition. Bütün içerikler. İçinde olduğu paket birincisi de şu an satılıyor. O da 92 TL ama burada listeye koymadım galiba. 2'yi koydum diye. Yani ne diyeyim? Souls-like tarzı bir oyun. Benim pek sevmediğim. Yani sevmiyorum. Souls-like tarzını sevmiyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Seven arkadaşlar için bir seçenek olsun dedim. Bekleyenler de vardır belki. Güzel bir indirim de bekleyen vardır. 114 TL inmiş oluyor.
Yani biraz önce Discord'da şeyini yapıyorduk, muhabbetini yapıyorduk. Yani kalkanlı kalkansız kalkan şeyi vardı ya, yeni bugünkünün resmi vardı şeyde, ana ekranda. İşte kalkan olsun kalkansız olsun dayak yediniz bir oyun aslında. Zor bir oyun. Zora gelemiyorum demek ki ben. Ama çok güzel de yorumları var. Neo için güzel de bir fiyatı iniyor bence. Bir değerlendirin. Bu tarzı seviyorsanız. Evet, Riders Republic, Ubisoft'un Steep diye bir oyunu vardı biliyorsunuz. Ubisoft'un onun yazın, yaz sporların olarak geçen diyebiliriz. Aslında Steep 2 diye düşünebiliriz bu oyunu. Steep. Aynı bu tarzın kış sporları olanıydı. Burada da yaz sporları. Ona benzer işte bu roket şeyleriyle uçtukları, ki ismini hatırlayamıyorum şu an. Onunla Steep'te de yarışabiliyorsunuz. Yani bunun bir handikapı var bu oyunun. Çok güzel bir oyun, çok keyifli bir oyun. Tek başınıza değil ama tabii ki. Yani arkadaşlarınızla beraber bence. Tek başınıza da oynayabilirsiniz de. Arkadaşlarınızla çok keyifli bir oyun ama yani belli bir yere kadar. Her şeyi böyle birkaç kere denedikten sonra ne bileyim böyle tekrara bağlıyormuş gibi geliyor oyun. Hani yarış oyunlarının böyle bir olayı var maalesef ki zaten de. Ama değişik şeyler, içerikler sunuyor. Sürekli geliştirilen yeni içerikler eklenen bir oyun. Ama yani Steep'in bizim için çok uzun ömürlü olmadığını söylemek isterim. Yani oynadık, çok eğlendik. Bir süre baya baya eğlendik, baya bizi meşgul etti ama o kadar bir daha yüzüne bakmadık. Yani Riders Republic'in de büyük ihtimalle öyle olacağını düşünüyorum. Almak istiyorsanız, hani bu kendi görüşüm, onu söyleyeyim. Tavsiye niteliğinde değil kesinlikle. Hani alacağım şimdi oynayamayacağım bir süre sonra falan diye düşünmeyin. Herkesin eğlence tarzı, eğlence şekli farklı sonuçta. Evet, Far Cry 6 yeni bir oyun yine karşımızda. 174 TL'ye, 174 TL'den de 63 TL kuponla 114 TL'ye inmiş oluyor. Evet, %50'den de aşağı inmiş oluyor. Güzel. 170 çünkü 135 oluyor indirimli hali. %50'si. Yeni bir oyun için çok güzel fiyat. Hani biraz önce söylediğim o yeni oyunlar işte indirime giriyorsa falan, bu Far Cry için geçerli değil. Hani zaten hani Battlefield'den biraz daha önce çıkmış bir oyun. Bayağı da beğenildi bu arada. Güzel yorumları var. Hani ben de düşünüyordum ama bakalım. Para kalırsa ben de almayı düşünüyorum. En azından standart versiyonunu, ama hani insan Gold sürüm de almak istiyor bu oyunda. Çünkü şu çıkan DLC çok hoşuma gitti. Hatta bunların devamı da olacak biliyorsunuz. 3'ün, 4'ün ve 5'in kötü karakterleriyle oynayabiliyorsunuz DLC'lerde. Şimdi ilk çıkan DLC'de Vaas karakteriyle oynayabiliyorsunuz. Zihnin içine girerek kötü adam olarak oynayan, evet, çok iyi. Yani müthiş. Ya Vaas'ın zihnini kurcalamak isterdim açıkçası. Far Cry 3 biliyorsunuz en çok beğenilen oyun. 5'te olan muhabbet burada da olmuş. Far Cry 5'i Gold olarak alırsanız içinde Far Cry 3 geliyor. Burada da Gold olarak aldığınız zaman Far Cry 6'yı, içinde Far Cry 3 Blood Dragon oyunu geliyor. Ama hani Far Cry 3 ile hiçbir alakası yok Blood Dragon'un. Çok da kötü bir oyun bence. Hatta Far Cry'in en kötü oyunu olabilir. 4-5 falan beğenmeyenler Far Cry 3 Blood Dragon'a baksınlar bile. Onu bak, onu tavsiye edebilirim. Hani kötülüyorlar ya. Tabii ki şimdi hani şimdi serinin bir tarzı vardır. Her oyunun serisinin. Şimdi Assassin's Creed'in bir tarzı var. Gerçi değiştirdiler şimdi onu Origins'ten itibaren ama. Hani Far Cry'in de bir tarzı var. Hani tabii ki oyunlar birbirine benzeyecek. Hani çok benzemesi bu bir problem değil tarz olarak. Sadece yeni problem, oradaki problem benzemesi değil zaten. Hani yenilik sunamaması. 4 ile 5'in problemi Far Cry olmaları değil. 4 ile 5'in problemi yenilik sunamamaları. Ama bu oyunda bayağı bir yenilik var. O açıdan da yine tabii ki sonuçta bir Far Cry. Ama yenilik sunduğu şeyler de var. Onun için biraz daha çok beğenildi.
diğer önceki farklı oyunlarına göre arkadaşlar. Güzel bir fiyata inmiş. Değerlendirilebilir. Bütçesi olanlar için tabii ki. Evet, Werewolf oyunu 182 TL, biraz yüksek bir fiyat. 60 TL ile 120 TL inmiş oluyor. Bu oyunda 3 formda ne derler, savaşabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir, yani kurt adam bu arkadaş, ana karakterimiz. Gizlilik gerektiren durumlarda kurta dönüşüyoruz. Hayvanca savaşmamız gerektiğinde, böyle yaratık gibi savaşmamız gerektiğinde şuradaki gibi kurt adama dönüşüyoruz. Ara sıra da efendi gibi böyle savaşmamız gerekiyor silahlarla. O zaman da insan formumuzda savaşıyoruz. Mantık olarak çok hoş, güzel olmuş, güzel düşünülmüş. Oynanış mekanikleri falan da güzel, şeylerine bakabilirsiniz ama biraz pahalı bence. Hani bunun yarısı olsaydı ya da işte böyle 80 TL civarı bir şey olsaydı da biz onu, işte 90 TL olsaydı da biz onu o zaman şeyle alsaydık. Evet, yeni bir oyun olduğu için belki şey yapılıyor ama Werewolf erken erişimden çıktı sanırım bu oyun. Öyle bir şeydi, tam hatırlamıyorum ama daha güzel olur muydu? Olurdu. Kesinlikle olurdu. O zaman yemede yanında yat olurdu. Kesinlikle tavsiye ederdim o zaman. Çünkü hani olayı çok hoş gerçekten. Evet, ben yine gerçi açılmaya başlanmış normal şekilde herhalde. VR Football da bir menajerlik oyunu arkadaşlar. İşte yani FM varken, futbol menajeri varken kim VR Football olur diye böyle bir aklımdan geçirdim aslında bu listeye eklerken. Ama biraz daha böyle hani görsel olarak biraz daha gelişmiş gibi, böyle kendi işte hani spor kompleksinizi falan oluşturuyorsunuz ya da işte onu yönetiyorsunuz gibi bir olayı var herhalde, çok o kadar hakim değilim. Güzel yorumları olsa da yine de dediğim gibi hani FM varken, futbol menajer varken bilmiyorum. Biraz daha ucuz ona göre sanki. İşte 127 TL inmiş oluyor. Tarzı sevenler için olabilir. Evet, indirime girmeyen bir oyun. Vampir oyunu. Aslında bunu tavsiye için koymadım. Ama keşke indirime girseymiş. Güzel olurmuş. Şöyle de bir durum var. Hani ücretsiz olarak verilebilir diye düşünüyorum. Belki bu şeyde ücretsiz verilebilir Vampir. Yani ücretsiz verilme potansiyelinde, ücretsiz verilme zamanı gelmiş bu oyunun artık bence.